Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle dut yaprağı çayı yapacağız. Ben geçen gün gezerken dut ağacı gördüm ve yapraklarını topladım. Ben bunun çayını yapmalıyım dedim. Evet, şişkinlik, kabızlık, ödem sorunlarına, bağırsak sorunlarına son derece iyi gelen dut yaprağı çayını yapacağız bugün beraber. Aynı zamanda idrar söktürücü özelliği vardır arkadaşlar dut yaprağı çayının. Zayıflamanıza ve ödem atmanıza da yardımcı olur. Sindirime destek olur. Kan şekerini dengeler. Ve daha birçok faydası vardır. Yalnız size tavsiyem, eğer herhangi bir rahatsızlığınız varsa, düzenli bir ilaç kullanımınız varsa lütfen doktorunuza danışarak kullanınız. Şimdi dut yaprağı çayını nasıl yapıyoruz? 1,5 litre suyu öncelikle kaynatıyoruz. Bakın burada dut yapraklarını görüyorsunuz, ne kadar güzeller, tertemiz. Taze yapraklarla yapıyorum ben. İsterseniz kuru dut yaprakları da kullanabilirsiniz. 9 adet dut yaprağı var burada. 1,5 litre kaynamış suyun içerisine 9 tane dut yaprağını atacağım arkadaşlar şimdi. Evet, görüyorsunuz. Suyum kaynıyor ve ocağımın altını kapatıyorum. Ocağımın altını kapattıktan sonra dut yapraklarını şöyle bırakıyorum ve bunu bu şekilde bir buçuk iki saat kadar ocakta bekleteceğim. Beklettikten sonra süzeceğim arkadaşlar. İnanılmaz faydalı bir çay. Mutlaka deneyin. Ödem attırıcı özelliği var. Evet, sabah ve akşam günde bir bardak tüketebiliyoruz bu çayımızı. Dutya bakın, hemen zaten rengi görüyorsunuz değişmeye başladı. Hemen çaya rengini vermeye başladı. Evet, 2 saat sonra tekrar geleceğim ve bunun içine 1-2 malzeme daha katarak hem tadını güzelleştireceğiz hem de zayıflamamıza daha yardımcı olsun diye, daha güzel ödem atmamızı sağlasın diye çok ufak dokunuşlar yapacağız arkadaşlar. Ağzını kapatıp 2 saat bu şekilde bekletelim. Arkadaşlar, dut yaprağı çayımız hazır artık. 2 saat bekledikten sonra şimdi dut yapraklarını bunun içerisinden alıyorum. Evet, gördüğünüz gibi çayımız bu şekilde, harika oldu. Şimdi fincanıma aktarmak istiyorum çayımı. Sabah ve akşam günde 2 fincan tüketebiliriz. Son olarak çayımı biraz tatlandırması açısından şöyle bir dilim limon ve bir çubuk tarçın atacağım içine. Evet, bu şekilde çok daha lezzetli oluyor. Bu şekilde çayımızı tüketebiliriz arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.